Benim canım öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, bu hafta güzel bir etkinlikte yine beraberiz. Konumuz ne? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel güzel bir etkinlik. Evet, bunun için bir iki boyut hatta üç boyutlu bir çalışma da diyebiliriz aslında kağıt üstünde. Peki bunu nasıl yapacağız? Elimde iki tane resim var benim hazırladığım. Bir Mustafa Kemal Atatürk, bir diğer kağıda bir kuş resmi çizdim. Cumhuriyet özgürlüktür diye yazdım. Sizler iki ayrı resmi dilerseniz bir çıktı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir resimlerle de yapabilirsiniz. Ya da yine iki ayrı bir resim oluşturarak da hazırlayabilirsiniz. Kağıdınızın büyük olması önemli değil. En basit A4 kağıdı boyutunda da olabilir. Ama ikisinin de eşit olması önemli. Şimdi ben iki tane hazırladığım bu resme önemli bir noktası var. Bu iki resmimi de elimde bir cetveli kullanarak 1 santim ya da 1,5 santim siz kağıdınızın büyüklüğüne kadar göre karar verebilirsiniz. Mesela ben A4 kullandığım için 1,5 santim ölçümde çizebilirim. Bunu kağıdımın sonuna kadar resmimin üzerinden şu şekilde çizeceğim. Ve bunu buraya kadar devam ettireceğim. Aynı işlemi diğer resmim için de yapacağım. Daha sonra yapacağınız şey şu. Bu çizdiklerinizden şerit halinde hepsini tek tek kesmeniz. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. Hadi devam edelim. Evet, ben her iki resmimi de santim santim kestim ve puzzle gibi düşünün, parçalara ayırdım. Ama farkındaysanız resmin şeklini bozmadan, çünkü neden? Yerleştirme konusunda şaşırmamak için. Şimdi burada en çok dikkat edeceğiniz şey şu. Şeritleri cetvelle çizerken kaç santimle çizdiyseniz eğer onunla devam edin. Yani bir büyük bir küçük şeklinde olmasın. Bu çok önemli. Şimdi bunun dışında bir fon kartonum var benim. Ben siyah kullanacağım ama siz farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Mesela A4'te resim yapacaksanız büyük resim defterini beyaz olarak alt zeminde kullanabilirsiniz. O kısmı size bırakıyorum. Şimdi resimlerimin şeklini bozmadan aynı şekilde şöyle ileri doğru koyuyorum. Ve yapıştırma işlemine geçeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi dedik ya iki tane resmimiz var. Şimdi bu sıralamayı kesinlikle bozmadan, sıralama çok önemli. Bir, ilk resmimden, ilk kestiğim yerden şöyle göstereyim. İlk yerden alıyorum ve bir tane şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci resmimden ilkini alıyorum ve yerine yerleştiriyorum. Daha sonra ilk resimden ikinci şeridi alıyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci resmimden ikinci şeridi alıyorum, yerleştiriyorum. Yani şöyle düşünün. Şöyle daha net görünüyor. Bir ilk resimden, ikincisi ikinci resimden ve bu sıralama sonuna kadar resimler bitene kadar devam edecek. Devam edelim. Evet, ben kestiğim kağıtları yerleştirdim ama henüz yapıştırmadım. Görmeniz açısından şu şekilde. Yani tekrar şu şekilde göstereyim. Farkındaysanız resim uzadı ve farklı açılardan görünüyor. İşte bunu yapabilmek için tekrardan bir de katlama yapacağız. Tekrar ne yapıyorduk? Kestiğimiz ilk resimden bir numarayı koyuyoruz. İkinci resimden bir numara. 2 2 2 2 şeklinde sonuna kadar o şekilde devam ediyoruz ve şu şekilde yan yana denk gelecek şekilde yapıştırma işlemi yapıyoruz. Devam edelim.